Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Ya başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Oo sayın başkanım hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. İsim ne? Hoş geldin başkanım. Merhaba. Rüzemize. Nasılsınız? Güneşi getirdin çayı tamlımıza. Sağ ol. Vallahi teşekkür ederim. Siz geldiniz güneş doğdu. Eyvallah. Gerçekten. İnşallah bu güneş sönmez. İnşallah inşallah. Eyvallah sağ olun. Ya sorunlarımız çok büyük başkan. Ya en başta sorunumuz fiyat. Fiyat sıkıntısı çözülseydi biz de sorunları asgariye indirecektik. Ama maalesef yeterli fiyatı vermedikleri için bizim sıkıntılarımız, sorunlarımız dağlara çıktı, açtı yani her tarafı. Bunun maliyeti ne kadar? Bir kilo çayın maliyeti şimdi ne kadar? Şimdi bunun maliyeti 20 lirayı geçiyor. Maliyeti tarladan alıp maliyeti 20 lirayı geçiyor bize. Artı şey yapıyoruz, yarıcı bulamıyoruz çünkü fiyat düşük olduğu için işçi bulamıyoruz. İşçi rakamları çok yüksek. 2000 küsür lira istiyorlar. Onlar da haklı tabii. Burada yağmurda, çamurda, dağda, bayırda çalışıyorlar. Bulamıyoruz. Fiyat düşük olduğu için yarıcı da bulamıyoruz. Yani sorunlarımız çok büyük. Gübremiz çok pahalı. Yani böyle büyük bir sorunlarımız var. Bu şeyi kaldırdılar mı? Günde 20 kilo kotasını kaldırdılar. Onu şimdi kaldırdılar. Ama nasıl kaldırdılar? Çay azaldıktan sonra kaldırdılar yani. Yani %80 çay hasatı bitti, azaldı. Ondan sonra kaldırdılar onu. Şey var bizim asas meselemiz kota sorunu var. Yani diyor sana hükümet ki %10'da bir keseceksin. Her sene çayı kese kese tamliler küçülüyor. Yani şeyler küçüldükçe ot bu sefer işgal ediyor arazileri. Otu da otu işgal etmesi, otu temizlemesi masraf. Artı otu, ot da çayı kalitesini bozuyor. İster istemez katılıyor çaya, kalitesini bozuyor. O yüzden kalitesiz bir çay elde etmiş oluyoruz yani. Şu tip otlar çaya karışıyor yani zaman zaman. Biz de bunu ayıklamaya çalışıyoruz ama mümkün olduğunca ayıklayabiliyoruz. Yani. Ev alırdık, araç alırdık. Şimdi? Şimdi bir kilo çayla iki tane simit alamıyoruz ya. İki simit alamıyor, bir simit, bir çay içemiyoruz ya. Kendi biz ürünümüzle biz... merkeze gidemiyoruz başkanım. Evet. Yani. Ne kadar dolmuş parası? 17 lira, 17, 20 lira. Bir kilo çay satıyorsun, anca Rize merkeze gidiyor. Evet. Gidemiyorsun. Evet gidemiyorsun. Işte, gidemiyorsun. Üstüne daha cebinden katıyorsun. Tayyip Bey'in dediği gibi 3 çocuk yaptıysan 5 kişi. Yandık o zaman, yandık. Rize'ye 5 kişi git gel 200 lira, 10 kilo çay parası. Evet. Zaten ilk başta günde 20 kilo alıyorlar. Ya 10 kilo değil gidiyor. Başkanım 10 kilo 200 lira yapmıyor ki. Yapmıyor. 170 lira, 165 170, lira yapıyor 170 ya. Yapıyor. Evet. Ablacığım. Yıllar önce başkanım ümidimiz vardı çaya. Heveslenirdik çay zamanı geldi çay toplayalım. Öyle başkanım. Böyle mi yapıyorsun? Evet aynen öyle. Çok güzel. Eline de yakıştı. Bu işi sık başardı başkanım. Başkanım. Diğer işlerde hep beraber peş başaracağız peş inşallah. Eyvallah eyvallah. Şöyle başkanım bak şöyle. Ama 25 liranın aşağısı kurtarmaz. 25 lira. Tamam. Maşallah maşallah. Ne güzel yakışmış başkanımızın eline. Nasıl eziyetiniz, zahmetiniz için sorabilir miyim size başkanım? Kolay iş değil. Değil değil mi başkanım? Bu güneşin altında. Bir de o yağmurun altını düşünün. Bir de yağmur var. Yağmur çok ya bu Mayıs ayını sırf yağmurla geçirdi. Evet. Sinan. Emeğimizin karşılığı bu mu başkanımız? Emeğimizin karşılığı bu mu olacak, olması lazımdı? Tamam. Bakın siz bile zorlanıyorsunuz değil mi başkanım? Tabii tabii kolay iş değil ya. Değil değil mi? Oyun bir... teri kolay mı? Bak ter akıyor burada. Ya. Dökerken de. Evet. Tamam. Şöyle mi döküyoruz? Aynı evet. Bak. Oradan dibini tamam, tutuyorsun. Ne güzel. Aman eline dikkat et. Makas biraz tehlikeli. Bu makası nasıl biliyorsunuz sonra? Vallahi ustaya götürüyoruz. Usta, o da bir maliyet. O da para. Ya elimizle temizliyoruz. Şey ustaya götürüyoruz. Bunu belki yanlışlıkla başkanım, kestim. Bir de bağlayın başkanım. Evet. Bu da bir maliyet. Başkanım çay verelim size. Topladığımız üründen ver bana şunu. Al şunu tut şunu başkanım. Ha, başkanım. Şöyle bakıyoruz. Hı. Bana veriyorsun burayı. Başkanım şöyle bırakıyorum. Şöyle yapıyoruz. Ha. Bunu alıyorsun. Bunu bana veriyorsun. Ha. Koy şöyle. Ha. Ver bana. Başkanım bayağı beceriklisin ama inşallah ya. Helal olsun. Eyvallah. Eyvallah. Çay içelim birer. Sonra bile sütün alıyorsun. Buraya sütün alıyorsun. Doğru çay alın birerine. Birer çay içelim. Çay. Ne oldu? Hani bunun eziyeti nerede? Bu, burada işte. Evet. Bir de böyle hep kolay yerdeydi. Tamam tepeden buraya indir. Evet. Dağ bayır ya. Sen ne diyorsun başkanım? Ha. Başkanım. Çay ver çay. Patlasın o. Helal olsun. Eziyeti canım.
Sayın şu bahçeye kadar kaç dönüm? Burası bir dönüm falan bir dönüm var. Böyle evden aşağı şöyle 200 falan. Giriyor mu kardeşim? Bir dönüm yerden ne kadar şey çıkıyor? Şimdi çayın verimine göre kaliteli gübre alabilirsen, kaliteli gübre alabilirsen 15.500 verebilirsen verim artar. Ama 10 bin liralık gübre alırsan verim düşer. Onun için bu bir dönüm yerden 800-900 kilo falan çay çıkar. Başkanım. Neredeyse bir ton yani. Evet. Bu böyle termosla çayı getiriyoruz. Bu çay tabii, kimin tabii. Çayı? Kendi ürünümüz. Bizim çayımız evet kendi ürünümüz. Şimdi 17 lira çayın kilosu. Ama elimize geçen 17 lira değil. Değil. 16.60. Onda kesinti. Da mı kesinti tabii var? Tabii kesintiler var. Kesinliğe bir şey yok ki. Tabii. 16, ne düşüyor 60. Da 16.60'a iniyor? Mesela bizim üzümde işte bir kusur buluyor, çöp düşüyor bilmem ne. Ya vergisi düşüyor, KDV'si düşüyor. Efendim sana söyleyeyim, tarım kooperatifi kesiyor. Bu 2 lira ilave veriyorlar hani destek. Onu olarak. Seneye alacağız. Mart ya da Nisan'da tabii. Belgeleyeceksin kaç kilo verdiysen. Tabii kaç kilo verdiysen 2 liradan seneye alacaksın onu yani. Biz şu anda aldığımız gübreyi geçen seneki almış olduğumuz desteklemelerle aldım yani 30 kuruş olan desteklemeyle bu sene 15 bin liraya gübre almaya kalktım. Ha. Geçen sene 30 kuruştu destekleme. Şimdi seneye gübre alacağız ama seneye gübre 15 lira olmayacak ki. 30 lira olacak, 2 lira veriyorsan. İnşallah bu sorunları siz gelince çözeceksiniz. Çay da çaya. Taze tabii. Ben ilk kez çay bahçesinde çay içtim. Ne güzel. Afiyet olsun. İlk defa çay topladınız. Tabii ben çok pamuk topladım 12 yaşındayken. Evet. Çocukluktan beri ama 12 yaşından sonra çok düzenli hem traktör de kullanıyordum o zaman. Evet. Pamuk topladım. Üzüm topladık, bağ bozumu yaptık. O geçen geldiğimizde fındık da toplamıştık. Zaten benim Demiren var arkadaşım, sadıcım benim. Beşikdüzülü burada. Aa, güzel. Beşikdüzülü. Ondan sonra başka ne topladık? Narenciye topladık. Evet. Ama ilk kez çay topladım. Evet. Çayın toplaması hem tehlikeli hem zor hem arazi de çok uygunsuz arazimiz var. Evet. Çok yani zor. Burada yürümek, taşımak, çok gerçi teleferik sistemlerimiz var ama yeterli olmuyor. Yalnız böyle bir arazide de çay dışında bir şey çok zor yetişir. Zor yetişir. Fındık oluyor. Fındık olur. Yani. Ama şimdi bu çayımızı aslında kota koymamaları lazım. Tabii. Devlet alım garantili bir ürün bu ya. Söyleyeceğim şimdi mi? Söyle tabii ya. Söyle devlet alım garantili olan bir şeye kota koyamazsın. Kota koyduğun zaman fazla çayımı almayıp beni özel sektöre gönderiyorsun. Özel sektör çayın normal fiyatını almıyor. Daha düşüğünü alıyor. 14 liraya, 15 liraya, 13 liraya alıyor. Ya da devlet fiyatından vadeyi uzun tutuyor. Yani ödemede sıkıntı çekiyor ve ödemiyor bize. Biz de tabii mağdur oluyoruz üretici olarak. Sırf kotadan ve kontenjandan dolayı oluyor bunlar. Tabii biz hep havayı böyle sanıyoruz. Ne yağmur, çamur, şimdi soğuk. Yamyaş oluyorsun toplarken. Islak, muşama giyiyoruz, içeriden terliyoruz, üstten ıslanıyoruz. Ya çoğu arkadaşlarımız bu Mayıs ayında hasta oldu. Ya mecbursun, bunu yapmak zorundayız ya. Bu ilerisi için biz bunu yapıyoruz. Yani bugünkü değeri için değil. İleride bir hükümet değişikliğinde üreticiye verilen değerden dolayı biz bunu yapmaya çalışıyoruz ki ileride Gürcistan gibi olmayalım diye. Ürünümüze yoksa sahip çıkmak zorundayız yani. Kaybedersen bu ürünü de olmaz. Her şeyi kaybederiz ya. Tarım kaybedilir mi Sayın Başkanım? Bizim bir usta vardı, Ahmet amca. Zararına satıyorduk. Saksıcı Ahmet amca. İşler çok kötü olunca fiyatları düşürüp zararına satıyordu. Evet. Diyordum Ahmet amca, niye zararına satış yapıyorsun? Kar işin devamındadır diyor. Evet. Sürdürmek. Biz de şu anda bu sürümde öyle yaptık. Zararında çayları toplatmak zorunda kaldık. Bir şey soracağım. Bu sene çayları diyelim toplamadın, hiç bakmadın tarlana. Evet. Böyle bahçene. Tamam. Seneye ne olur? Büyür, orman olur. Tekrar onu temizletmen için artı bir masraf edersin. Anladım. Yani kesmek zorundasın, temizlemek zorundasın. Orman olmaması için. Yani artı bir masraf gerekiyor. Biz bu sene cebimizden para kattım. Bu çay hasatını yapmak zorunda kalıyoruz yani. Bir şey daha soracağım. Buyur. Bahçesini kiraya vermek var mıydı eskiden? Eskiden de vardı. Eskiden o kadar eskiden yoktu. Neden yoktu biliyor musun Sayın Başkanım? Bir kilo yaş çayla bir kilo zeytin alabiliyorduk ya. Bir kilo yaş çayla ya. Şimdi bir kilo yaş çayla 100 gram zeytin alamıyoruz. 100 gram zeytin 30 lira ya. Doğru. Ya onun için vermiyor. Ben şimdi bilsem ki bu çay ürünü beni 12 ay bakabilecek, ben bunu canla başla yaparım. Çoluk çocuğum da gelir yapar. Çünkü çoluk çocuğum buradan bir şey beklemediği için hepsi şehir dışlarında, bekliyor şurada işte. Burada
iş arıyorlar, çalışıyorlar vesaire yani. Bu bahçeyi kiraya vermeye ne diyorsunuz? Yarıya, yarıcıya veriyor. Yarıcıya, ortakçı, yarıcı. Evet. Masrafı o yapıyor, çıkan şeyi paylaşıyor mu? Masrafı, masrafı bizden istiyorlar şimdi. Ha. Çayın değersizliğinden dolayı adam diyor sana ki yarıcı geliyor. Gübremi sen alırsan olur. Ya değişti başka, şimdi üçte bir oldu. Evet, kesme parasını verirsen bana olur. Üçte birini sana vereceğim. Bazı yerlerde dörtte bir diyorlar. Yani sırf biz yeter ki yap bunu şey yap diye bedava verenler var başkanım ya. Yeter ki arazimi tabii. Yeter ki arazimi temiz tut diye bedavadan verenler var ya. O duruma düştük maalesef. Yani sorunlarımız çok büyük. Kolay gelsin. Eyvallah Sayın Başkanım. Rast gelsin, bereketli olsun inşallah. Amin. Bizi koruyan, destekleyenin her Rizeli olarak arkasındayız bundan sonra. Evet. Kim bizim sorunlarımıza sahip çıkarsa bütün Rizeliler onun arkasındayız. Biz ekmek peşindeyiz. Ekmeğimizi sonuna kadar savunacağız. Evet. Ankara'ya geldi mi? Aktarmalı. Geçerli. Anıtkabir'e, meclise gelmedi. Bir gün gelsin meclise. Tamam gelsin. Bayılır. Tamam. Nerede? Esila hiç Ankara'ya gelmemiş. Anıtkabir'i de görmemiş. Anıtkabir'i de görmemiş. Seneye 19 Mayıs, 23 Nisan uygun bir günde, anlamlı bir günde, 1 Ekim meclisin açılış günü böyle arkadaşlarıyla birlikte getirelim. Hadi görüşürüz. Başkanım, başkanım çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Esila en güzel fotoğraf bu. Oo müthiş. Hayır, biz de başka yerlere. Tamam.